задач, которые я считаю первостепенными для... Başkent Kiev'i ve Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'u bir türlü ele geçiremeyen Putin resmen kayışı kopardı. Ölüm silahı olarak bilinen vakum bombalarını atan TOS biraları Ukrayna sınırına doğru yola çıkardı. ...64 kilometrelik bir konvoydan söz ediyoruz. Peki bu konvoyda ne var? Bu konvoya Putin'in yıkım ordusu adı da deniliyor. 64 kilometrelik dünya tarihinin en büyük askeri konvoyunu Ukrayna'ya doğru yola çıkartan Putin, bu konvoyun içerisine TOS biraları da koydu. Vakum bombası atabilen TOS biralar, Rus yapımı termobarik bir silahtır ve çok namlulu roket atardır. Yasaklı silahlar kullanıyor. Yani vakum bombası, termobarikler. Bu savaşın termobarikleri TOS biriler. Korkunç bir yıkım olur. Termobarik bu vakum bombaları atom bombasından sonra var olan en acımasız savaş silahlarından biri olarak kabul edilir. Nükleer değil, kimyasaldır. Ancak büyük infiallere neden olur. Kiev'i ateş altına alırsa, hedef alırsa Allah göstermez. Korkunç bir insanlık dramı yaşanır orada. Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak diyor Sergey Lavrov. Tüm dünyayı tedirgin eden bir ifade. Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak. Putin aklını kaçırmış olmalı. Termobarikçi raketi. Patlatıldığında binalar ve insanlar da dahil olmak üzere yoluna çıkan her şeyi yok edebilecek süpersonik patlama dalgalarına neden olur. Vakum bombası düştüğü noktanın 6 kilometre çevresine kadar her yerde yangın çıkartır. Bu bombaya vakum denilmesinin sebebi düştüğü yerdeki bütün oksijeni çektiği için insanların iç organlarının patlamasına sebep olur. İşin başka bir boyutuysa bu bombanın düştüğü yerde kaç insan öldüğü ortaya çıkmıyor. Çok yüksek basınç ve ateşten dolayı geride tek bir iz bile bırakmıyor. Oluşan patlama dalgası, klasik patlayıcı tarafından üretilen dalgadan önemli ölçüde daha uzun yanma süresine sahiptir. Ön cephede çatışma görüntüleri görmüyoruz. Evet. Belki de mesela Ukrayna, hiç Rus askeri gördün mü diye sordu. Belki de Ukrayna Rus ateş gücünün karşısına çıkmamak için şehirlerde bir direniş planlıyor olabilir. Şimdi bakın, Rus ateş gücü korkunç bir şeydir. Korkunç yani. Rus ordusunu tek kelimeyle tarif et derseniz ben ateş gücüyle tarif ederim. Şimdi bütün dünya Rusya'nın bu bombaları kullandığını söylüyor ve Rusya'yı Hitler olmakla suçluyor. Peki Putin bugün mü Hitler oldu? Yıllardır Putin bu tip bombaları mazlum Suriye Müslümanları üzerinde Esed'le beraber deniyor. Sormak istiyorum. Putin bugün mü Hitler oldu? Ölmek istemiyorum diyen Ukraynalıyı herkes duydu da sizi Allah'a şikayet edeceğim diyen Suriyeli Müslüman çocuğu kimse duymadı. With blue eyes and blonde hair being killed, children will be killed every day with Putin's missiles. You know, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized. Just to put it bluntly, these are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. And that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white, they're very similar to people, I mean, people who live in... Teni esmer, gözü kara, saçı siyah, adı Muhammed veya Fatma olan mültecilerin botlarını vuran, soyarak donmaya terk eden, eşyalarına el koyan, çocuklarını kaybeden Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da bu dünyanın en büyük şanssızlıklarıdır. Konumuza dönecek olursak,
Rusya bu Ukrayna işini daha fazla zarar vermeden ve dünyada daha fazla infial oluşturmadan bitirmeli. Putin, küreselcilerin 2018'den beri ellerini ovuşturarak beklediği çıkışı yaptı. ABD'nin NATO'yu ısrarla Rusya'yı çevrelemesi ve Rusya'ya karşı tehditlerini devamlı arttırması Rusya'ya karşı tuzaktı. ABD sonunda Rusya'yı Ukrayna'ya girmek zorunda bıraktı. Putin bu tuzağa düştü ya da bir şekilde düşürüldü. Putin, ABD'nin NATO üzerinden yaptığı tahriklere siyasi çözümler bulmalıydı. Bulamadı. Ukrayna'nın tamamını yutsa ne fark eder artık? Şimdi dünyayı saracak her türden kıtlık ve yokluk da ona fatura edilecek. Ruslar daha fazla şeytanlaştırılacak. Beyin ölümü gerçekleşmiş denilen NATO'nun safları artık daha sık. ABD patronu olduğu NATO'yu güzel bir silkelemiş oldu. Hedeflerinden birine ulaştı. Şimdi Rusya'ya diz çöktürmek için dünya sistemini devreye soktular. Rusya'ya hava sahalarını kapatmaları, Avrupa'daki üniversitelerde öğrenim gören Rus öğrencilerin kayıtlarının silinmesi, FIFA'nın Rusya'da maç oynanmayacağını açıklaması hikayedir. Esas yaptırım, ABD ve AB'nin finansal nükleer silah tesmiye edilen Svit silahını çekmesidir. Rusya uzun vadede buna dayanması mümkün değil. Putin bunu gördüğü için anında res çekerek caydırıcı nükleer kuvvetleri alarma geçirdi. Dümen mi değil mi bilmiyorum. Benim bildiğim, Putin Ukrayna'da diz çökmeyi, NATO tarafından küçük düşürülmeyi kabul etmeyecektir. İnşallah bir yol bulunur. Çünkü Ukrayna için kolpa yaptığını söyleyen herkes yanıldı. Silahlar göndereceklerini söylüyorlar. Niye daha önce yapmadılar? Ha, çok güzel. Bravo. Tebrik ediyorum. Sebebi çok basitti. Rusya'nın işgal etmesi için de fırsatı yaratmaya çalıştı. Çok iyi bir soru. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Asıl amaç Ukrayna'yı korumak değil, asıl amaç Rusya'nın canını yakmak. Rusya'yı çekmek için önce yalnız bıraktılar. Rusya girdi. Girdiği andan itibaren de artık sahada bu sefer yıpratma savaşı için ellerinden gelen bütün gayreti gösterecekler. Başka bir şey daha var. Şimdi Rusya çıksa olmaz. Yaptırımlar için ellerinden gelen bütün gayreti gösterebilecek olan nedenleri de oluşturdular artık. Yani Kuzey Akım 2'yi kapatmayan Almanya kapattı. Yani Rusya tuzağa mı düştü bir anlamda? Ben tuzak kurgulandığını düşünmüyorum. Biraz kendiliğinden geliştiğini düşünüyorum. Ben şöyle anlatayım. Bu savaşı uzun vadede kazanması da mümkünken açıkçası bence daha kısa vadede çözebileceğini düşündü. Bence büyük bir hata yaptı. Kendisi düştü o tuzağa. Dedi ki bu iki gün çok yıkıcı olacak dedi. Sebep çok basit. Alamadığı şehirleri, özellikle bu coğrafyadaki doğudaki şehirleri almaya çalışacak ve Kiev civarında yapmaya çalıştığı her şeyi yapacak. O yüzden bu gece çok şiddetli ve yarın çok şiddetli geçecek tabiri bu yüzden kullanıldı. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu Yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.